Fatih Altaylı fatihaltaylı.com.tr Zaruri bir yazı İyi Parti'nin İzmir adayı Profesör Ümit Özlale Oda TV'nin imzasız sipariş haberine gülüp geçmiştim. Sipariş üzerine yapıldığı belli olan bu haberi dikkate almanız üzerine ben de bu açıklamayı yapma gereği hissettim diyerek iddiaların tamamen yalan olduğunu söylemiş. Profesör Özlale'nin sipariş dediği haber Akşener'in Ümit Özlale'nin özel Kale müdüresi Esma Bekar ve eşinin banka hesaplarının Özdağ'la tarafından inceletildiğini iddiasına genel başkanın gülerek ümitleri karıştırdık yorumunu yapması ve Özdağ'la'nın buna bozulması. Sevgili Ümit Bey, oldukça nazik ve siyasette unuttuğumuz tondaki açıklamanız için çok teşekkür ederim. Ancak emin olunuz ki her gördüğüm haberin üzerine atlamayacak kadar tecrübeli bir gazeteciyim. Doğrudur, haberi öncelikle Oda TV'de gördüm. Ancak kendi kaynaklarıma da sordum. Sizin de yakından tanıdığınızı bildiğim İyi Parti içindeki kaynaklarıma. Olayın aslında uzun bir geçmişi var. İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İzmir Örgütü'nün ve bir İstanbul Milletvekili'nin hadi adlı adınca söyleyeyim Ersagun Yücel'in aleyhinize çalışmasından zaten şikayetçiydiniz. Size gelen bilgiler CHP'nin Buğra Gökçe'yi aday göstermesi halinde İzmir İl Örgütü'nün istifa ederek Topyekün CHP'ye geçeceğini, eski bir İzmir Belediyesi çalışanı olan Ersak'ın Yücel'in bu organizasyonun içinde olacağını gösteriyordu. Nitekim Ocak ayı başında İzmir İl Örgütü'nün sizin aleyhinize bir toplantı yaptığı haberini alınca durumu genel başkana bildirdiniz ve haklı olarak ben bu toplantıyı basacağım dediniz. Genel Başkan Akşener ise sakin olmanızı, kendisinin gerekeni yapacağını söyleyerek 11 Ocak'ta il örgütünü görevden aldı. Buraya kadar her şey doğru mu? Doğru. Gelelim son olaya. Size karşı bir komplo düzenlendiği iddiası tarafınıza haber veriliyor. Sizin de Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar ve eşinin mali durumlarını araştırdığınızı iddia eden bir mesajın hazırlandığı ve bunun genel başkana iletileceği bilgisi. Hatta bu mesaj sizinle de paylaşılıyor. Bunun üzerine siz bu durumu Akşenerle paylaşıyorsunuz. Mesajı okuyan Akşener ve bu mesajın Ümitlik Bayırla ilgili mesajla aynı kalemden çıkmış gibi göründüğünü fark eden Akşener'in gülerek biz galiba ümitleri karıştırmışız demesi üzerine hayli bozuluyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla failleri belli bu konuda Genel Başkanın gereğini yapmasını bekliyorsunuz. Zannederim bu bilgiler Oda TV'de yok. Bu kadar detaylı yazmamın nedeni bir şey söylüyorsam imzasız haberlere değil kendi kaynaklarıma güvenerek söylediğimizi bilmeniz içindir. Sevgilerimi sunarım değerli hocam. Balıkesir'de habersiz aday. Madem mevzu İyi Parti ile başladık, İyi Parti ile devam edelim. İyi Parti'de iktidara hala muhalefet eden tek isim olarak göze çarpan Doktor Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Bununla ilgili olarak da Turhan Çömeze eleştiriler başladı. Peki ben size Turhan Çömez'in aday gösterileceğinden haberi bile yoktu desem ne dersiniz? Saçmalama diyeceğinizi tahmin ediyorum ama emin olun ki saçmalayan ben değilim. Durum bu. Meral Akşener doktor Turhan Çömeze Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifini götürünce Çömez bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Meral Hanım, CHP ile seçim işbirliğini yut sattığında yapmak zorunda değildik ama işbirliğini toptan reddetmek yerine bölgesel olarak il bazında yapma kapısını açık bıraksaydık, Balıkesir'e seve seve aday olurdum ve kazanırdık. Fakat şu anda burada aday gösterilmem bir işe yaramaz ve beni de zora sokar. Teşekkür ederim. Aday olmak istemiyorum diye özetleyebilecek bir yanıt verir. Ancak Akşener, Turhan Çömez'in bu yanıtına rağmen Çömez'in adaylığını Çömez'in bulunmadığı bir ortamda açıklar ve Turhan Çömez aday olduğunu kendisini arayıp hayırlı olsun diyen ve yine kendisini arayıp şaşkınlıklarını ifade eden dostlarından öğrenir. Şu anda da hala çok öfkeli olduğu ve ne yapacağı konusunda kararsız olduğu fısıldanıyor. İstanbul adayı Buğra Kavuncu'nun da aday gösterilmekten çok mutsuz olduğu, adaylığı mecburen kabullendiği ama şu ana kadar başarısızlık bulunmayan siyasi kariyerinin İstanbul'da Azmi Karamahmutoğlu'ndan daha az oy alarak lekelenmesinden korktuğu söyleniyor. İyi Parti'nin bin kadar seçim bölgesinde ise aday dahi bulamadığı genel merkez koridorlarında konuşuluyor. Kadir Topbaşı istifa ettiren kimdi? AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim beyannamesini dinledim. Merkezi hükümet destekli olacağı belli birçok proje anlattı. AKP'nin İBB'ye merkez hükümetle birlikte sahip olduğu 20 yılda hem de paranın bol zamanında yapmadığı pek çok projeyi şimdi yapmaya niyetlendiğini gördük. Seçilirse yapar diye umalım. Kanal İstanbul zırvalığından bahsetmemesi ise ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Son yıllarda en çok korktuğum şey bu Kanal İstanbul denilen saçmalığın hayata geçmesi. 100 milyar dolar para harcayıp coğrafyayı bozmak Tuna'nın kirli sularını doğrudan Marmara'ya akıtarak Marmara'nın ölümünü hızlandırmak dışında Kanal İstanbul'un kimseye bir faydası yok. Montreux'ü tartışmalı hale getirerek buradan imkan sağlamaya çalışacak olan ABD hariç kimse. Tam aksine 100 yıldır barış denizi olan Karadeniz'de barışı bozabilecek de bir proje. Umarım gerçekten vazgeçmişlerdir bu abuk projeden. Gerisi seçim vaadi ve elbette ki çekici olacak ancak ben bir yere çok ama çok takıldım. Murat Kurum ikinci defadır. Rahmetli Kadir Topbaş'a atıfta bulunuyor ve İstanbul'da Kadir Topbaş'ın mirasına sahip çıkacaklarını söylüyor. Kadir Topbaş belediyeciliğini sürdüreceklerini ifade ediyor. Murat Kurum ya siyasi geçmişe hakim değil ya da bizi salak zannediyor. Murat Bey'e birisi söylesin. Kadir Topbaş'ı İBB'nin başından seçmen almadı. Kendi partisi, kendi lideri aldı. Kadir Topbaş İstanbul Belediye Başkanlığından seçim sonucu ayrılmadı. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından zorla istifa ettirildi. Darbe girişimi sırasında ABD'de olması ve anında dönmemesi üzerine darbeyi bildiği ve bu yüzden ABD'de olduğu varsayıldı ve istifaya zorlandı. Sonunda dayanamadı ve son derece onur kırıcı bir biçimde bırakmak zorunda kaldı. Yani anlayacağınız Murat Kurum İBB'de İmamoğlu döneminin öncesini kastediyorsa o dönem Kadir Topbaş değil Mevlüt Uysal dönemidir. Kadir Topbaş dönemini bitiren bizzat AK Parti lideridir. Ne zaman insan oluruz? Utanma duygusu olmayanla tartışmaya girmediğimiz zaman.